Kolay değil. Bunun için hem vatanımıza yönelik saldırılarla mücadele edeceğiz. Hem de daha çok yatırım yapmak, daha çok üretmek, daha çok ihraç etmek, daha çok istihdam etmek suretiyle kalkınmamızı sürdüreceğiz. Bizim bir medeniyet iddiamız var. Ve bunu da başaracağız. Medeniyetleri taş üstünde taş koymayanlar değil, taş üstüne taş koyanlar kurabilir, geliştirebilir, yükseltebilir. Bunun yolu da çalışmaktan geçiyor. Eğer siz kendiniz için çalışmazsanız birileri gelir sizi kendileri için çalıştırır. Artık bu millete eğilmek yok. Kardeşlerim, şunu unutmayalım. Kararlı bir şekilde tıpkı Sultan Alparslan'ın, tıpkı Selahaddin Eyyubi'nin, tıpkı Yavuz Sultan Selim'in, tıpkı Gazi Mustafa Kemal'in yaptığı gibi ancak bir ve beraber olursak bu zulmün, bu kötü gidişin önüne geçebiliriz. Türkiye'nin 2023 hedefleri sadece bizim değil, tüm coğrafyamızın, kurtuluşumuzun anahtarıdır. Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonları bizimle birlikte, değerli kardeşlerim, çok daha farklı bir şekilde. Muhsin. Su. Gel. Tüm kardeşlerimizin aydınlık geleceğinin müjdecisidir. Bakınız, hemen yanı başımızda Ahlat'taki mezar taşlarına baktığımızda mezarda kimin yattığının Arapça ifade edildiğini, Farsça dile getirildiğini, yatanın da Türk veya Kürt olduğunu görürüz. Sultan Alparslan Malazgirt Savaşı'nı bu meydanda vermiş, ordugahını da işte böylesine zengin bir kültüre sahip Ahlat'ta kurmuştur. Bugün de diyoruz ki gelin ecdadımızın yolundan gidelim. Gelin hep beraber bölgemizin yaşadığı kara kışı umut dolu bir bahara hep beraber dönüştürelim. Sultan Alparslan'ın ve Malazgirt'te aslanlar gibi dövüşen ecdadın ruhunu ancak bu şekilde şahit edebiliriz. Şehitlerimizin hatırasını ve gazilerimizin fedakarlıklarını ancak bu şekilde yüceltebiliriz. Peygamberimizin fetih müjdesinin anahtarı olan bu bölge, İnşallah hep birlikte inşa edeceğimiz yeni geleceğimizin de sembolü haline gelecektir. Kardeşlerim, Malazgirt Zaferi kutlamaları kapsamındaki etkinliklere baktığımda okçuluk, atlı binicilik, güreş gibi atasporlarımızı da ihya etme çabasının öne çıktığını görüyorum. Bu gayreti ben de destekliyorum. Son yıllarda yeniden ayağa kaldırıldığını görmekten büyük bir memnuniyet duyduğum okçuluk sporunu destekleyen Okçuluk Vakfımızın bu yöndeki çabalarını yakından takip ediyorum. Osmanlı'da kemankeş, yani okçu olmak isteyen kişiye üstadı bir sır fısıldarmış. Osmanlı ifna olunca bu sır da ifşa olmuş. Asırlarca kulaktan kulağa fısıldanan bu sır, Enfal suresinin 17. ayetinin bir bölümüdür. Attığın zaman onu sen atmadın, Allah attı. Evet, attığımız oku da, attığımız adımı da bizlere Allah attırsın. Bizleri yolundan ayırmasın. Tüm sporlar, tüm sanatlar, tüm mücadeleler gibi okçulukta sabır, disiplin, çalışma, hedefe odaklanma işidir. Yani men sabera zafer. Sabreden kimse
zafere ulaşır. Zaferin sabır işi olduğunu unutmadan yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin son 15 yılı bu hakikatin en müşahhas örneğidir. Ülkemizi adım adım nereden nereye getirdiğimizin şahidi bizatihi milletimizin ta kendisidir. Kardeşlerim, eksikler yok mu? Şüphesiz ki var. Ama bunları da inşallah bunları da aşacağız. Doğu Anadolu'muz başta olmak üzere 7 bölgemizin her birine geçmişle mukayese edilemeyecek büyüklükte yatırımlar yaparak adeta çağ atlattık. Malazgirt Zaferi'nin 900. yılı kutlamaları sırasında, yani 1971 yılında buraya gelenler ilçemizi şöyle tarif ediyorlar. Nüfusu 2000'i bulmayan, elektrikten mahrum, ulaşılması güç, sadece bir ilkokulu ve bir fırını olan köy görünümlü bir kasaba diye tarif ediyorlardı. Bugün Malazgirt 50 binin üzerindeki nüfusu, okul öncesinden yüksek okula kadar her kademedeki eğitim kurumları, sağlık tesisleri, yolları ve diğer imkanlarıyla pırıl pırıl bir Anadolu ilçesi. Daha iyi olacak. Yatırımlarımız da daha iyi hale getireceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Kardeşlerim, şu anda bizim hedeflerimiz büyük. İl olup da kasaba olması bir işe yaramaz. Biz bu ilçemizi güzelleştirelim, daha iyi hale getirelim. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Rabia, hep beraber, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Malazgirt'i hatırlatıyor. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmaları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Zat-ı Devletlerine bir süre daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye takdimi olacaktır. Hediye takdimi için Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Haydar Ali Yıldız'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza Selçuklu sancağı takdim ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza Okçular Vakfı kurucu şeyhi Şeyh Hamdullah'ın el yazması Kur'an-ı Kerim'in tıpkı basımı hediye ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza Halife'nin hutbesi ve Sultan Alparslan'ın fetih öncesi askerlere hitabı takdim ediliyor. Sultan Alparslan adına 1000 yıl önce darp edilmiş Sikke'nin yeni hatıra basımı takdim ediliyor.
ve Sayın Cumhurbaşkanımıza Malazgirt'imizin temsili anahtarı takdim ediliyor. ...1071 Malazgirt Zafer Alma etkinliklerini katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyor. Kendilerini saygılarımızla uğurluyoruz.